küresel aynalarda yansıma örnekleri arkadaşlar şimdi. Şimdi asal eksene paralel gelen bir ışın çukur aynada odaktan yansıyacaktır. Ve burada düzlem aynamıza düşen ışığın gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde yansımak zorunda. E peki asal eksende yine bu cisim nereden gelmiş olduğu ışınımız daha doğrusu? Odaktan geldi. Peki odaktan gelen bu ışının asal eksene paralel yansıması gerektiğini söylüyorduk. Asal eksene paralel gelen bir ışın artık buradaki düzlem aynaya dik bir şekilde düşüyor ve düzlem aynaya dik gelen bir ışının kendi üzerinden geri yansıdığını söyleyebiliriz. Peki burada asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan yansıdı ve gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde yansıyordur. Aynamızı uzattığımızı kabul edelim burada da. Şimdi ne yapıyorum? Burada gelme ile yansıma açısının eğer eşit olması gerekiyorsa buradaki ışınlar uzantıları yine ne olacaktır? Gelen ışının aynaya olan uzaklığı F bölü 2 ise yansıyan ışının da uzantısının aynaya olan uzaklığı F bölü 2 kadardır. Peki bu nokta artık toplamda bizim için 2F'lik bir değeri gösterecek. Çünkü şuradaki mesafe F ve buradaki mesafenin de yine F'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. E peki 2F'den gelen bir ışın çukur aynada artık ne olacaktı? Merkezden geldiği için bu ışınların kendi üzerinden geri dönmesini sağlayacaktır diyebiliyorum. Odak noktası F merkezi M olan çukur ayna ve düz aynalarda ABC ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri döner diye sorulmuş. Gelme açısı yansıma açısına eşitse arkadaşlar uzantısı bir birim uzaklıktaydı aynamıza. O zaman yansıyan ışının da bir birim uzaklıktan yansıması gerekecek ve merkezden gelen bir ışının kendi üzerinden geri yansıdığını söyleyebiliyorum. Peki yine aynı şekilde düşünelim. Uzantısı bir birim uzaklıkta olan bir ışın yansıyanı da yine bir birim uzaklıktan yansıdı. Peki odaktan gelen bir ışın çukur aynada asal eksene paralel olarak yansıyacaktır. Ve düzlem aynaya dik gelen bir ışının da kendi üzerinden geri döndüğünü söyleyebiliriz. Peki C ışınımız için asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan geçti diyebiliyoruz. Peki odaktan gelen bu ışın artık düzlem aynamıza bir birim uzaklıktaysa Yansıyanın da uzantısının aynaya bir birim uzaklıkta olması gerekiyor. Aynamızı uzattığımızı kabul edelim. 3F'den gelen bir ışının 3F bölü 2'den geçtiğini yani ışınların kendi üzerinden geri yansıyamadığını söyleyebiliriz. Aynaların odak uzaklıklarını x cinsinden hesaplayınız denilmiş. Çukur aynada Arkadaşlar odak uzaklığı bizim için pozitif bir değerdeydi. Eğer ışınların kendisi asal ekseni keserse biz bu değeri pozitif. Eğer uzantıları keserse de negatif oluyorduk. Peki o zaman şöyle düşünüyorum. 1 bölü f. Dikkat edersek ışınların uzantısı asal ekseni kesmiş. O zaman diyorum ki eksi 1 bölü 4x. Artı ışınların kendisi yansıyan ışının kendisi asal ekseni kestiği için 1 bölü x'tir diyoruz. Burayı 4 ile genişletelim. 1 bölü f eşittir eksi 1 artı 4 bölü 4x'tir diyoruz. Ve buradan da f dediğimiz değerin 4x bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki bir tümsek aynada odak uzaklığı negatifti. Eksi 1 bölü f eşittir. Gelen ışının kendisi asal ekseni kestiği için 1 bölü 3x. Eksi uzantıları kestiği için yansıyan ışının eksi olarak alıyorum. Eksi 1 bölü 2x'tir dedik. Peki buraya 2 ile burayı da 3 ile çarptığımızı kabul edelim. Eksi 1 bölü f eşittir 2 eksi 3 bölü 6 x'tir dedik. Ve buradan da f dediğimiz değerin 6 x'lik bir değere sahip olduğunu söyleyebilirim. Eşit kare bölmeli düzleme şekillik gibi yerleştirilen a ve b aynalarından küresel aynalar için d doğrultusu asal eksen düzlem ayna içinde normale paraleldir. I ışını aynalardan şekillik gibi yansıttığına göre a ve b aynalarının cinsi nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak burada gelen ışının uzantıları bir birimden buradaki asal eksene düşmüştür diyebiliriz. 1 bölü f a eşittir diyorum. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü eksi 1. Çünkü uzantılar asal ekseni kesti. Yansıyan ışınların kendisi asal ekseni kestiği için artı 1 bölü 2'dir diyebiliyorum. Sonrasında burada işlemlerimizi yaparsak burayı 2 ile genişlettik. 1 bölü f eşittir. Eksi 2 artı 1 bölü 2'dir dedik. Yani f dediğimiz değer eksi 2 olarak çıktı. Buradaki eksilik hangi aynanın odak uzaklığı negatifti tümsek aynadır diyoruz. O yüzden bu aynanın bir tümsek ayna olduğunu söyleyebilirim negatif çıkmasından dolayı. Peki sonrasında B aynamıza bakıyoruz. B aynamızda bu sefer ne dememiz lazım? 1 bölü F B eşittir. Gelen ışın kendisi asal ekseni kestiği için 1 bölü 2 artı Buradaki uzantılar asal ekseni kesemediği için burayı sıfır olarak kabul ediyorum. E demek ki bizim odak uzaklığımızda burada artı 2 birimmiş. Ve buranın artı çıkması da bu aynanın artık çukur ayna olduğunu söyleyecektir bize diyebiliriz. Asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları F1 ve F2 olan çukur ve tümsek aynalarda I ışını şekildeki gibi kendi üzerinden geri yansıdığına göre F1 bölü F2 oranı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak buradaki e, tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınlar uzantıları odaktan gidecek bir şekilde yansıyordu demek ki buradaki odak uzaklığımız f2 eşittir d' kadardır diyebiliyorum. Bir çukur aynada bir ışının kendi üzerinden geri yansıyabilmesi için merkezden gelmesi gerekir. Yani iki tane f1'in aynı zamanda iki tane d'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da f1 dediğimiz değer d' kadardır. Yani f1 bölü f2'nin d bölü d'den artık 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f1 ve f2 olan çukur aynalarda I ışını şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre f1 bölü f2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Birinci aynamızda 1, 2 birimden gelen ışın 1, 2, 3, 4 birimden yansımış. Arkadaşlar bizim için 1'e 2 oranı nerede vardı çukur aynalarda? 3f'e 3f bölü 2'de vardı. Demek ki şuradaki mesafenin 3 tane f1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 tane f1 4'e eşitse 4 birimi f1 dediğimiz değerin 4 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sonra diğer aynamızda 2 birimden gelen ışınlar asal eksene paralel olarak gitmiş. Demek ki odaktan gelmeli ki bu ışınlar asal eksene paralel gidebilsin. Yani f2 eşittir 2 birimdir diyorum. F1 bölü F2 dediğimiz oran değerimiz içinde 4 bölü 3 bölü 2'den oranımızın 2 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Asal eksenleri A ve B e, küresel aynalarının odak uzaklıkları sırasıyla FA ve FB'dir denilmiş. Buna göre I ışını aynalardan şekillik gibi yansıdığına göre FA bölü FB oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki ışın asıl eksende 2 birimden gelmiş. Uzantısı 1 bir birimden gitmiş. Tümsek aynalarda 1'e 2 oranı uzantı şeklinde ise odaktan gelen bir ışın uzantısı F bölü 2'den gidiyordu. Demek ki şuradaki mesafenin A'nın odak uzaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani F A eşittir 2 birimdir diyebiliyorum. Eğer hatırlayamazsanız direkt formülü yerine yazın. Tümsek aynada odak uzaklığı negatif bir değerdeydi. 1 bölü 2 eksi 1 bir bölü 1'dir diyorum. Ve buradan da aynanın odak uzaklığı yine 2 birim gelecektir diyebiliriz. Peki B aynası için uzantısı odağa gelen bir ışın F bölü 2'den gidiyordu. Demek ki yine burada 1'e 2 oranı olduğu için bu mesafenin B'nin odak uzaklığını verdiğini söyleyebilirim. Yani FB uzaklığı da yine bizim için 2 birimdir. Diyelim ki bunu da hatırlayamadık. 1 bölü FB eşittir diyeceğiz. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bir bölü 1'den yine B'nin odak uzaklığında 2 birim çıktığını söyleyebilirim. Yani FA bölü FB'nin buradan 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. K ışının izlediği yol nedir diye sorulmuş. Şimdi burada uzantısı f bölü 2'ye gelen bir ışın bir tümsek aynada nereden gidecekti? Odaktan gidecekti. O zaman burası f ise buradaki uzaklığında f kadar olduğunu söyleyebilirim. Bir çukur aynada odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel olarak gider. Eğer asal eksene paralel gelen bir ışın varsa bunun da uzantısının odaktan gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f1 ve f2 olan çukur aynalarda I ışını şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre aynaların tepe noktaları arasındaki uzaklığın F1-F2 cinsinden değeri nedir denilmiş. Şimdi burada F1 odaklı aynamızda gelen ışınlar kendi üzerinden geri döndüğüne göre buradaki uzaklığın 2 tane F1 e eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki ikinci aynamızda 1 bir birimden gelen ışınlar 2 birimden yansımış. Demek ki 1'e 2 oranının olduğu tek bir durum vardı. O da neydi? 3F'e 3F bölü 2 idi arkadaşlar. Demek ki şu mesafenin 3 tane f 2ye eşit olması gerekir. Aynalar arasındaki uzaklığın 2 tane f1 artı 3 tane f2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynalar arasındaki uzaklık x odaklar cinsinden nedir diye sorulmuş. Şimdi denilmiş ki ikinci aynada ilk yansımadan geri dönüyor. Şimdi asal eksene paralel gelen bir ışın arkadaşlar odaktan geçmek zorunda. O zaman şuradaki mesafe bizim için f1. Peki bir çukur aynada ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için merkezinden gelmesi gerekiyor. Yani iki tane f2. O zaman x dediğimiz değerin f1 artı iki tane f2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine bir çukur aynadayız. Tümsek aynada bu ışının ilk yansımada kendi üzerinden geri dönebilmesi için uzantılarının merkeze düşmesi gerekir. Yani şu mesafenin iki tane f2 olması gerekiyor. E peki Çukur aynada asıl eksene paralel gelen bir ışın odaktan yansıyacaktı. O zaman buradaki mesafe toplamda F1 kadardır. X dediğimiz mesafenin ise F1 eksi 2 tane F2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Müzik